Neden bunu yapıyorlar? İran eğer istikrarsızlaşırsa ABD ve batılı güçler soluğu Çin sınırında. Hocam, 2 yıldır devam eden Ukrayna-Rusya savaşında yeni bir safhaya geçtik aslında. Hiç kimse de beklemiyordu. Ukrayna-Rusya'nın Kursk bölgesine bir saldırı düzenledi. Şu ana kadar yaklaşık 1000 kilometrelik bir alanı da kontrole geçirdiklerini söylediler. Savaşta nereye doğru gidiyoruz? Biz bahar aylarında Rusya'dan bir hamle beklerken Ukrayna önemli bir atakta bulundu. Kursk bölgesinde neler oluyor? Tabii Kursk bölgesi aslında Sumi-Kursk arasında bir karayolu var. Burada Ukrayna güçleri 3 zırhlı tugay, 1 özel kuvvetler tugayıyla bu bölgeden bir girme yaptılar. Ama bu bildiğimiz NATO standartlarındaki konvansiyonel bir cephenin yarılması hadisesi değil. Fakat bir girme olmuştur. Nedir? Şimdi aslında cephenin bütününe bakıldığında Ruslar daha güneydeki yaklaşık 1000 kilometrelik bir alanı mevziyi kazarak savunma tertibi almışlardı. Diğer yerlerde sektörlere bölmüşler buraları ve o birliklerin sorumluluk alanlarında savunma yapıyorlar. Ama bu savunmayı da direnek noktası şeklinde yapıyorlar. Direnek noktası şöyle bir yuvarlak daire düşünün. İçerisine yerleşiyorlar 360 derece görüş sağlayacak şekilde. Taarruz edip buraları ele geçirebilmek mümkün değil. İşte bu mevzi olmayan daha kuzeydeki bölgelerde direnek noktaları arasında boşluklar oluşuyor. Ya ve burada bu boşlukları tespit eden Ukrayna güçleri, daha doğrusu ABD ve İngiliz generaller direnek noktaları arasındaki boşlukları fark ediyorlar. Ve buradan 3 zırhlı tugay ve 1 özel kuvvetler tugayı taarruzla Sumi-Kursk istikametinden taarruzla cepheyi yarmayı bu noktada başarıyorlar. Tabii buna karşı Rus güçleri parça parça kuvvetlerini karşı taarruz için kullandığından dolayı o 3 zırhlı tugay karşısında çok etkili olamıyorlar. Eriyorlar yani. Dolayısıyla daha güçlü stratejik bir ihtiyatta karşı taarruz yapılması ihtiyacı var. Bir kere bunun adını koyalım. Peki neden böyle bir şey oldu diye baktığımızda biraz kuvvet terkibine bakalım. Bu 3 zırhlı tugay neden oluşuyor? Yaklaşık her biri 4 veya 5 tank taburundan oluşuyor. Ve yani şöyle düşünün, burada bu zırhlı tugayı oluşturan tank taburlarının her birinde yaklaşık 50 tank var. Tabii her bir tugayda 4 tane olsa 3 kere 4, 12 çarpı 50, 600 tank eder. Yani 600 tanklık bir güç oluşturuyor. Ancak burada 600 tankın sayısı da önemli değil. İlk defa Almanların, henüz Almanya'nın kendi envanterinde olmayan prototip olarak ürettikleri Leopard A2 V8 dediğimiz Leopard serisinin en üstü. Daha bu dünyaya satılmış değil. Alman ordusu envanterine girmiş değil. Başka ülkelerde de yok. Sadece burası için üretilmiş özel bir tank. Son derece yüksek kapasiteli, teknolojik olarak da yüksek kapasiteli. Ve bununla birlikte Ukrayna'ya verilen F-16'ların buradaki cephede vuruşlarla, ölümcül vuruşlarla gedik açması sonrası tankların kitle olarak taarruzuyla bu alandan bir yarma gerçekleşmiştir. Bunun tabii yayılmasını ben çok fazla düşünmüyorum. Çünkü 2. Dünya Savaşı'nda Kursk muharebelerinde Almanlar yaklaşık bir orduyu kaybetti. Hani çok güçlü bir orduyu kaybettiler. Yani burası öyle kolay ilerlenebilecek bir alan değil. Düz alan ama kademeli olarak, yani sınırla Kursk arasında kademeli savunma mevzileri var. Yani bunlar bir şekilde burada durur. Muhtemelen duracaktır. Rusların Ukrayna ordusunu, Ukrayna'daki 6 orduyu takviye etmek için Sibirya'dan getirdikleri 2 tane de stratejik ordu ihtiyatları var. Muhtemelen o ordu ihtiyatlarından birkaç tank tümeni karşı taarruzda bu girmeyi büyük bir ihtimal durdu. Yani genişleyeceğini ben çok düşünmüyorum. Ama bu neden oldu sorusunun cevabı politiktir. Bu İran'la ilgili bir meseledir aslında. Nasıl? Rusya, İran biliyorsunuz İsrail'e karşılık verecekti. Tam bu esnada İran bir propaganda yapayım, işte yakarız ederiz Ebabil ordusu İsrail'i yok eder filan diye bir propagandaya girişmişken İsrail bir anda biz önleyici vuruş yapacağız dediler ve İran'ı vurmaya hazırlandılar. Dikkat edin, o yüzden F-22 uçakları da Katar'a konuşlandırıldı. Basra Körfezi, Kızıldeniz ve Doğu Akdeniz bir anda ABD ve Batılı müttefiklerinin savaş gemileriyle, uçaklarıyla doldu. Şu an Orta Doğu'da 60 binin üzerinde karada asker var. Denizdekiyle birlikte sayarsanız, yani gemilerdeki askerle 100 bin civarında bir güç şu an buraya yığılmıyor. Bunlar aslında İran için yığıldı. Ve İran'ı vuracaklardı. Yani İran'ın bir karşı saldırı yapmasını bile beklemeden İsrail, ABD ve Batılı güçlerin desteğiyle
İran'a bir takım önleyici vuruşlar yapacaktı. Yani füze üslerini vuracaktı, havaalanlarını vuracaktı. Bunun için hazırlanıyorlardı. Tam bu ona hazırlanırken Rusya birden denkleme girdi. Rusya ve Çin aslında denkleme girdi. Bakın son iki haftada meydana gelen gelişmeler ve Ruslar Su-35 uçakları verdiler İran'a artı S-400 bataryaları konuşlandırdılar. Şimdi hal böyle olunca İsrail'in İran'a yönelik önleyici vuruş yapma kapasitesi ortadan kalktı. Gene yapabilirlerdi ama çok uçak kaybederlerdi. Bu riske göze alamadılar. Ne oldu? Rusya ve Çin'in devreye girmesiyle burada bir stratejik denge oluştu. Sen misin bunu yapan? Rusya'nın İran'a desteğine karşılık buradan işte aynı son iki hafta içerisinde gerçekleşti. Buradan bir güçlü zırhlı birlik taarruzuyla aslında İran'da Rusya'nın İran'a olan desteğine karşı burası bir cevap niteliğindedir. O yüzden taktik olarak düşünmek gerekir. Stratejik bir cephenin yarılması söz konusu değildir. Daha çok politik şeydir. Tabii bir de Çin de burada önemli. Çünkü geçtiğimiz hafta pazartesi günü akşam kargo uçaklarıyla Çinli uzmanların İran'a geldiği ifade ediliyor. Tabii bunlar eli boş gelmiyorlar. Dikkat edin, bir anda ondan sonra o barış görüşmeleri konusu hemen gündeme geldi. Yani burada oluşan, İran'da oluşan stratejik denge geri tepti ve batılı güçlerin İran'a müdahalesini en azından belli bir süre öteledi. Ama bu tamamen ortadan kalkmış değil. Rusya ve Çin'in burada topa girmesi jeopolitik dengelerde bir değişim sağladı. İran'ın lehine bir pozisyon üretti. Neden bunu yapıyorlar? Çünkü İran eğer istikrarsızlaşırsa ABD ve batılı güçler soluğu Çin sınırında alır. Sağ olun hocam. Sen de sağ olun. İyi yayınlar.